egedesonses.com. Değerli dinleyiciler, sayın izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. egedesonses.com'dasınız şu anda. Bu hafta konuklarımız Bergama Demokrasi Platformu üyeleri, temsilcileri demek daha doğru olacak herhalde. Bergama Demokrasi Platformu temsilcileri Sayın Erol Engel ile hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Fikret Ali Parlas. Hoş bulduk. Hocam siz de hoş geldiniz. Bergama Demokrasi Platformu diye bir platform var Bergama'da. Yeni yeni ismini duyurmaya başladı ama yeni mi kuruldu? Aslında daha önceden var mıydı da biz bilmiyorduk. Yoksa 31 Mart'tan sonra daha mı işlevsel hale geldi diye soruyla başlayalım ama kimle başlayalım? Erol Bey ile mi başlayalım? Erol Bey. Peki. Erol Bey'i görünce daha çok çevreci kişiliği ön plana çıktığı için onunla ilgili sorular sorasım geliyor ama ilerleyen dakikalarda. Evet. Şimdi, tabii hocam siz de yanıt verebilirsiniz. Tabii. Öncelikle bizi izleyenleri sevgiyle selamlıyoruz. Demokrasi platformu Bergama'da yeni değil. Bergama'da demokrasiye inanmış, Bergama'nın demokratik yönetilmesi konusunda hemfikir olan demokratik kitle örgütlerinin bir araya geldiği bir yapı. Dolayısıyla yıllardır zaman zaman işte çalışma grafiği düşen, zaman zaman yükselen bir platform. Kitle örgütleri derken buna neler dahil? Burada, çevreciler var. Burada, KESK var bildiğim kadarıyla. Değil mi? Başka, sendikalar var. Sol sendikalar ama. Evet. Genelde DİSK'e bağlı işçi sendikamız var. İşte öğretmen sendikalarımız. Evet, ama demokrasi platformu tamamen hep sol görüşe mensup insanlardan mı oluşuyor? Tam öyle denemez. Sağ düşünceye sahip insan yok mu? Tam öyle denemez. Yani burada sendikalardaki insanlardan sendika sonuçta bir hak örgütü. Evet. Bunun içinde sağda solda farklı var yani. İnsanlar var tabii. Evet. Ama ortak paydamız bu kentte yaşayan insanların demokrasi kültürünü sindirmiş. Evet. Bergama'nın demokratik geleneklere uygun şekilde yönetilmesi. Solcular kulübü değil yani. Değil, evet. Değil. Bu konuda bizi izleyenlerin de yani solcular kulübü, solcuların işte zaman zaman böyle solculuğu nüksetti bir araya geldiğinin ötesinde biz Bergama'da bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin değerlerini korumak, geliştirmek, bu kentin değerlerini daha iyi bir geleceğe taşımak. Evet. Böyle misyonlarla zaman zaman gündeme dair olumlu işler yapılıyorsa alkışladık. Olumsuz işler yapılıyorsa da karşısında durmaya çalıştık. Evet. Hangi işleri alkışladık, hangilerini eleştirdik sorusunda Fikret Ali Bey'le devam evet. edelim. 100 gün muhabbeti var ya şimdi hep 100 gün, 100 gün. Gerçi 100 günü geçtik, 120-130'a bilen geldi galiba da. İşte bu yeni göreve başlayan belediye başkanlarının ilk 100-130 neyse gündeki performansını nasıl bulduğuna dair muhalefet partileri olsun, sivil toplum örgütleri olsun vesaire değerlendirmede bulunuyorlar. Bergama Demokrasi Platformu da bir sivil toplum kuruluşu. Hatta onlardan oluşan bir örgüt olduğuna göre. Efendim, siz nasıl değerlendireceksiniz Bergama'daki 31 Mart sonrasını? Nasıl görüyorsunuz? Önce neler yaşanıyor sizin gözünüzden dinleyelim. Öncelikle teşekkür ediyoruz size de. Bizi burada ağırladınız ve Demokrasi Platformu'nun da düşüncelerini açıklama fırsatı verdiniz. Ayrıca bizi izleyenlere de yine buradan saygıyla evet. selamlıyoruz. Önce Erol Hocam açıklamaya çalıştı. Demokrasi platformu nedir, ne değildir diye. Demokrasi bizim en basit deyimiyle çoğunluğun değil, çoğulculuğun yer aldığı bir sistem. Yani demokrasiyle yönetilen ülkelerde, demokratik ülkelerde çoğunluğun kararları değil. Belki çoğunluğun aldığı karar uygulanabiliyor ancak çoğulculuk dediğimiz o bölgede, o ülkede, o yerelde yaşayan herkesin de söz hakkı, söz sahibi olduğu, onların da haklarının korunduğu bir sistemden bahsediyoruz. İşte demokrasi platformu da burada yaşayan herkesin
herhangi bir düşüncesine bağlı olmaksızın, hani biraz önce söyledin solcular kulübü mü? Hayır. Evet. Bu her mahallede, her sokakta herkesin hakkını koruyan bir sistem olması gerekiyor. Biz de bu minvalde eksikleri, belediyenin eksiklerini ya da yapamadıklarını anlatmak istiyoruz. Ne söylediler? Şimdi ne yaptılar? Öyle baktığımızda 100 gün gerçekten az bir gün değil. Ama 100 güne baktık, neler yaşadık 100 günde diye bakarsak kısaca. Evet. İlk işleri sanki belediyenin bizim istediğimizin tersi bir şey oldu. Biz kurumlarda iş barışından yanayız. Her kurum en liyakatlı insanlarını çalıştırıp bu liyakatlı insanları arasında işbirliğini oluşturup diyaloğu kurup ve burada halka hizmet etmeli. Ama bizim belediye başkanlığımız maalesef ilk işi bunu yapmak yerine Bergama Belediyesi'nde çalışanlar üzerine bir adeta rüzgar estirdi. Mobbing rüzgarı. İşte insanların bir anda sendika değiştirdiler. Bir günde sendika değiştirir mi yüzlerce insan? Bir kısmı belediyede çalışan memurlar, diğer kısmı belediyede çalışan işçiler. Hepsi hükümetle eş güdümlü çalışan memur sen üyesine, üyeliğine ve hak iş üyeliğine geçirildiler. Yani geçmeyenler de tehdit edildi işten atılmakla. İnsanlar işle, ekmeğiyle bir nevi oyunlandı. Daha önce bunlar başka sendikadaydı değil mi? Tabii ki daha önce sendikadaydı. Diskte olan işçiler diskte hak işe geçti. Ama daha önceki CHP'li belediye başkanı da oraya geçmiş olmaya zorlamış olabilir mi? Ondan orada olmuş olabilirler mi? Bu insanlar keskli değildi. Yerel senliydi, başka sendikalardandı. Evet. Eğer olsaydı hepsi KESK üyesi olurdu. Bunların tüm belsen üyesi olurdu. Hepsi KESK üye değil. Hayır yani. KESK üye değildi mesela. Yarısı yerel senliydi, yarısı tüm belsenliydi ama hepsi bir günde ya da iki günde, birkaç günde ben bir sene geçtiler. Geçmeyenlere tehdit edildi. İşte oraya atanan insan kaynakları müdürü aracılığıyla hepsi ya geçersiniz ya da başınızın çaresine bakarsınız gibi. Yani bu bir mobbingdir. Oysa bu insanlar çok farklı değerlendirilebilirdi. Belediyede daha iyi çalışma koşulları hazırlanıp iş barışı sağlanarak daha yararlı işler yapılabilirdi diyelim. Evet. Sonra ikinci yaptıkları çok önemli iş, belediye olarak onu biliyorsunuz zaten, tüm Türkiye'ye mal oldu. Ilıca tesislerini kapatmak oldu. Yani kapatmak derken alkole kapattı. Evet. Ama biz yani illa Ilıca tesisleri alkolü açılsın, alkollü bir mekan olsun diye değil ama insanların yaşam tarzına müdahale olarak gördük. Ve bu konuda da demokrasi platformu olarak açıklamalar yaptık. Ve alkollü, alkolsüz yerler, insanımız bizim ailecek gidebildikleri bir yer. İnsanlar alkol de alabilirler. Ben alkol kullanmıyorum mesela. Ama olmasını savunuyorsunuz. Ama olmasını savunuyorum. İnsanlar isteyebilir. Ne yaparsınız? Ortak bir yerde bir kısmını alkollü mekan, bir kısmını alkolsüz mekan yaparsınız. Ve böylece herkes istediği gibi, özellikle zaten dar gelirli insanlar diyoruz. Çünkü birçok insan zaten aracıyla gidiyor, birçok yerde piknik yapıyor, gezebiliyor. Kim gidemiyor oraya? Daha ekonomik durumu düşük seviyede olan insanlarımız gelip orada vakit geçiriyorlar. Eşiyle, çocuğuyla işte piknik yapıyorlar falan. Başkanın gösterdiği gerekçeyi nasıl buluyorsunuz? Diyor ki çocuklar oraya geldiği için, işte dünyanın her yerinde bu böyledir. Çocukların olduğu yerde bu alkol olayı olmaz. Biz bunun için yasakladık diyor. Ama biz Sayın Başkan'a şunu ben o zaman da söyledik. Sayın Başkan hiç şuna çocukları çok seviyor. İnanıyorum sevdiğini ama biz tam bir buçuk yıl, iki yıla yakın bir süre sizler de takip ettiniz. Tüm kamuoyu inceledi. Dikili'de bir cemaate ait yurtta 12 tane erkek çocuğumuz tecavüze uğradı. Taciz demiyoruz, tecavüze uğradı. Ve 52 sene ceza aldı bu kişi. Defalarca burada mahkemede, Bergama Adliyesi'nde bu konuda açıklamalar yaptık. Bu konuda şey yaptık. Bir kere olsun sayın koştu. Bir kere olsun ya, bir kerecik. Burada ne oluyor? Bu çocuklar niye tecavüze uğradı demedi. Çocuğu çok seviyorlarsa. Buna mı niye ilgi göstermedi? Buna da ilgi gösterebilirler. Peki buradaki gerekçeyi nasıl buluyorsunuz? Yani ya buradaki hukuken. Yani zaten insanlar ailesinin yanında çocukların alkol alınan yerde bulunmaları serbest. Restorana giderseniz de çocukları görürsünüz. Çünkü yasa da böyle. Hukuken ailesi varsa ailesinin yanında alkol çocuğun yanında alkol alabiliyor aileler. Yani her yerde. Ya orada da ayırabilirlerdi.
Çocukların oyun alanı değil de başka bir koca bir mekan orası. İlk günlerde diyorsunuz yaptığı size göre hatalardan evet. bir tanesi de buydu diyorsunuz. Evet. Yaşam tarzı konusuyla daha çok bağlantılı. Yaşam tarzı konusuyla bağlantılı. Yoksa bizim daha öncesinde Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekçi. Nihat Zeybekçi'nin biliyorsunuz bizim asla alkollü işimiz olmaz diye birlikte pozları var. Birlikte söyleşileri var. Yani şey vardı seçimden, orada. Seçim 21. öncesi. Yüzyılda alkolle uğraşmak yobazlıktır. Alkolle işimiz olmazı yanlış anlamış olabilir mi? Yobazlıktır diyor. İşimiz yok zaten yasaklıyoruz. Hayır yobazlıktır diyor. 21. Evet. yüzyılda alkolle uğraşmak yobazlıktır diyor. Yani adını koymuş. Şimdi evet. burada evet. bana göre yani mazeret aramanın alemi yok. Şimdi orada çocukların kullandığı alan zaten orada alkol alınmayan alan. Evet. Dolayısıyla hadi onu biraz daha büyütelim denilebilir. Bu konuda tasarruf kendilerindedir. Ama şimdi UNESCO Kültür Miras Listesi'ne girmiş bir Bergama'da yani ola ki turistler bir grup geldi Ilıca'da oturdu. Yani bu insanların kapalı mekanda alkol almasında hangi çocuğun ya da hangi mütedeyin ailenin olumsuz etkilenmesi söz konusu olur. Alkolü savunuyormuş gibi olmaktan da endişe ediyorsunuz aslında. Yani o değil. Şimdi sonuçta, probleminiz o değil. Sonuçta ben o alanı restoranına yılda bir iki kez gitmişimdir arkadaşlarımla ama açık alanda benim günlerdir Bergama'da yaşıyoruz. İnsanların tepkisi insanlar işte mangallık birkaç parça bir şey alıp yanında alkol ya da içecek kola, ayran neyse. Yani insanların orada 10 yıldır ailece oturup kalkmasını, her ne içiyorsa içmesini böyle bir kültür oluştu orada. Yani kavga yok, gürültü yok. Böylesi nezih bir ortamda yani ben içmiyorum. Siz de içmeyeceksiniz Bergamalı. Peki başka burada, alanlarda da yaşam tarzına müdahale eden endişeniz var mı? Hadi alkol konusu böyle. Onu konuştuk yeterince sanıyorum. Var. Bugüne kadar da konuşuldu. Başka alanlarda başka türlü de yaşam tarzlarına müdahale bekliyor musunuz? Öyle bir şey vaat ediyor mu? Şimdi ilk günlerden böylesi bir tavır. Başka ne yapabilir bir belediye? Yani ilk günlerden böylesi bir tavır. Gerçekten hoş değil ve bizi kaygılandırdı. Yani o açıdan diğer alanlarda da ne gibi dayatmalar yaşayacağız bunu önümüzdeki günler göreceğiz. Şimdi şu alan bu alan demenin şeyi yok. Yani sonuçta burada neredeyse yarı yarıya muhalefetin aldığı oyla şu anki iktidarın aldığı yerel yönetimin aldığı yarı yarıya yani. Seçime iki kişi girdi zaten. Yani %50'yi yok kabul edip ben böyle istiyorum deyip de meclisin tatilde olduğu bir zamanda bunu yapmak. Yani bunu meclise dahi getirmeden, meclise dahi halkın temsilcileri tartışmadan çıkarılması, getirilmesi hoş değil. Yani evet. şimdi bir çıkıp da Bergama halkına bir anket yapsanız belki %70 ve 80'lerde o anketten çıkar yani halk tekrar eski halini istiyoruz diye halkın böyle bir iradesi ortaya çıkar. Onun için bu şehirde ben yaptım oldu değil, bu şehri yönetmek talip olan ekibin bu şehirde uzlaşıyla, hoşgörüyle bu adımlar atması gerekir. Yani ilk günlerden hepimizi Bergama halkını yaraladılar yani. Evet. Size daha çok çevreyle ilgili sorularla geleceğim hocam. Çünkü birkaç tane çok önemli konu var. Fikret Bey yavaş yavaş toparlasın. İki konu o zaman dikkat çekici unsurlardan birisi oldu değil mi? Pardon, Ilıca ile ilgili bir şey daha söylemek Buyurun. İstiyorum. Bu da bir iddia var. Bu kesin demiyorum, bu iddia diyorum. Ben bunu da Sayın Başkan'ın, Hakan Koçtun'un, Sayın Başkan Hakan Koçtun'un açıklamasını istiyorum. Bergama'da, Ilıca'da AKP Gençlik Kolları tarafından iftar yemeği verildiği söyleniyor. Verildi zaten sosyal medyada da var. Evet. Fakat asıl önemlisi bu iftar yemeği ücretinin tahsil edilmediği yönünde. Yani iftar yemeği, burada iftar yemeğini halkın parasıyla mı verdiler yoksa verdiler, Ilıca'ya bunu ödediler mi?
diyorsunuz. Yoksa Ilıca'da bunun ödediler yani mi? Böyle bir iddia var. Böyle bir iddia var. Bu iddiayı yanıtlasınlar, biz de öğrenelim diyorsunuz. Biz de öğrenelim istiyoruz. Yani evet, bu iddiayı yanıtlasın Sayın Koçtu. Buradaki bu bir iddiadır. Benim duyduğum, çevreden duyduğumuz bir iddiadır. Bu para alındı mı, alınmadı mı? Bunun önce bir ama gerçekten alınmadıysa Ramazan orucunu tutup da bunu da halka rücu etmek çok etik gelmiyor bize. Belki bu çağrınız karşısında açıklama yaparlar. Bunu, ödedilerse gösterirler yani belki. Biz evet, bu bir iddia diyoruz. Bir iddia, biz bu yapılmıştır demiyoruz. Evet. Cevabını bekliyorsunuz. Cevabını anladım, bekliyoruz böyle bir şeyin. Başka ne de değerlendirmelerde bulunmak mümkün bu ilk günlerle ilgili? Şimdi Sayın Başkan, Bergama'da bir şey yapmaktan ziyade zaten masal dediğimiz olay o. Yüz gün masalı diye. Şimdi diyor ki TOKİ'yi biz getirdik değil mi? Evet. Ya da takipçisiz diyor. Ben şöyle bir karıştırdım, basını karıştırdım yani. Karıştırdım. TOKİ'nin ilk başvurular geçmişe yönelik bir takım çalışma yapılmış ve TOKİ için 6 Mart'ta para yatırması isteniyor insanların. Yani başvurular başlıyor 6 Mart'ta. 6 Mart ne zaman? 31 Mart seçimlerinde. O zaman da biz yaptık diyor ama. Ya şimdi yani onu biz o zaman yaptık, da biz yaptık. Biz yaptık derken siz kimsiniz? Devletin yaptığı başka bir şey. Hükümet olarak biz yaptık diyor. Şimdi Sayın Hakan Koç hükümet mi burada? Hükümetin temsilcisi. Hayır, hükümetin temsilcisi. AK Parti olarak biz yaptık diyor yani. Bergama halkının temsilcisi. Bergama Belediye Başkanı olarak ne yaptı? Devletin yaptığı. Çünkü şuradan biliyorum, ilçe başkanıyken de konuk ediyorduk ya kendisini burada. Dolayısıyla o zaman da biz hükümetin temsilcisi olarak gidiyoruz. TOKİ ile ilgili girişimlerde bulunuyoruz. İşte doğalgazla ilgili girişimlerde bulunuyoruz diye anlatıyordu da oradan biliyorum. Yani bizim dediğimiz şu. Burada 1750 konutluk başvuru yapılmış. Evet. Bunun %17'si hak sahibi olmuş. 293 kişi. Ve 6 Mart'ta başlamış. Biz zaten Hakan Bey, Sayın Başkan 5 yılını değerlendirmiyor. 100 gün değerlendirmesi yapıyor. Evet. Bu seçimden sonra 100 günde ne yaptığını bahsediyor. Bu birincisi. Ve bir işin garibi, TOKİ ile ilgili bu şeyin henüz imar planı değişikliği yapılmamış. Yani imar planı değişikliği yapılacak, yeni imar planı çıkacak, ne zaman ortaya çıkacak bunlar belli değil. Yani henüz bir imar planı yok, değişiklik yok. Orada bir ilçenin, Bergama'nın imar planında bir değişiklik yapılacak, yerler belirlenecek, böyle bir şey yok. Daha imar planı değişikliği yapılmamış. Kuralları çekilmiş ama konutlar ne zaman başlanacak? Tabii imar planı olmadan nasıl başlanacak? Bu belli değil. Bir süreç tabii ki bunlar olabilir. Yani belediye başkanının bir dahli yok burada. Bu toplu konut devletin bir işi. İkincisi yine doğalgaz diyor. Biz getirdik, doğalgazla ilgili takipçi olacağız diyor. Ben doğalgazla ilgili bir araştırma yaptım. Belediye, Bergama Belediyesi 22.1.2016'da doğalgazla ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapmış 2016 yılında. 22 Şubat 2017'de resmi gazetede yayınlanmış. 22 Şubat 2017'de resmi gazetede yayınlanmış ve 23.1.2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Bergama'ya doğalgaz getirilmesine ilişkin. Evet. Ve 22 Aralık 2017'de 12. abone merkezi Bergama'da açılıyor ve abone almaya başlıyorlar. 2017'den bahsediyoruz. O da diyor ki daha başkan o zaman ilçe başkanı bile değil. Görevdeki belediye başkanı Gönenç doğalgaz Bergama'ya gelmez diye konuşuyordu. Gitti, ilk önce kendisi abone oldu diyordu o da. Sayın Koçtu da. Yani bizim anlatmak istediğimiz 100 günle ilgili değil. Bizim evet, anlatmak istediğimiz başvurusu daha önce yapılmış. Tabii ki 3 yıl önce yapılmış. Şimdi dediğim gibi şunu şey yapıyorlar. Ben şimdi onlar yok avukat olmayayım burada ama bizim sayemizde bunlar oldu. Ya mutlaka evet, biz karşı çıktığımız tabii ki hükümet yapıyor. Hükümette de AK Parti hükümeti var. Evet. Ya bunu yapmalı demiyoruz ki. Sadece biz, ama resmen başvurusu sizin döneminizde değil diyorsunuz. Hayır, anlatırken söylenen 100 günde yaptıklarını anlatacak başkan. Ama 100 günde yaptığı bir şey olmayınca bu sefer geriye 3 yıl önce, 2 yıl önce yapılanlara dönüyor. Söylüyor diyorsunuz. Onu evet, anlatmak istiyoruz. Yoksa biz bunları AK Parti hükümeti yapmadı da MHP yaptı, CHP yaptı, İYİ Parti yaptı, Gülenkim yaptı demiyoruz. Tabii evet, ki hükümet yaptı. Ancak bu 100 günde yapılan bir iş değil. Dediğim gibi 3 yıl öncesinden başlamış. Evet. Sonra başkanı dinledik. Yani zaten konuşma gereğimiz oradan çıktı. Üçüncü olarak İzban, Büyükşehir Belediyesi ve Ulaştırma Bakanlığı birlikte yapıyor. 13 Haziran 2018'de İzban'ın Ali Ağa Bergama arasının temel atılmış. Evet.
Yani şimdi siz basında gazetecisiniz, bunları biliyorsunuz ne zaman temelin atıldığını, ne zaman ihalenin yapıldığını. Şimdi biz bunun takipçisi oluyoruz demenin bir şeyi yok ya da ne zaman yapılacak. Ya da İstanbul-İzmir karayolu, otoyol meselesi. Ya yol açıldı. 5 yıldan beri süren bir süreç. Yani şimdi biz istiyoruz ki belediyeden, Sayın Başkan'dan Bergama'ya somut, elle tutulur şu hizmeti yapıp ben bunu yaptım demesi. Örneğin sizin döneminizde sıfırdan başlayıp biten mi demek istiyorsunuz bu evet, dönem? Evet. Ya da başladığınız. Örneğin dedi ki bitecek olan daha doğrusu. Örneğin evet. Diyordu ki Bergama'da bir yol çilesi var. Biz bu yol çilesini en kısa sürede bitireceğiz diyor. Şehir içi yollar, değil mi? Ama biz geçen toplantıda siz de vardınız. 1 Ağustos 2019 tarihinde yapılan belediye meclis toplantısında Sayın Başkan o gün orada bir açıklama yaptı. Altyapı hizmetleri bitmeden yol çalışmasına başlamayacağız dedi. Geçen gün basın toplantısında da söyledi. Peki bu altyapı çalışmalarına ne zaman biteceği belli mi? 3 yıldır sadece bir mahalleye gaz verilebildi. En az 1 yıldan bahsediliyor. En az 1 yıl. Bu 2 yıl da olabilir. Değil mi? Yani bu altyapı dediğimiz içerisinde gaz kazımı var. Fiber optik kablolar var. Bunlar birbirleriyle organize gitmiyorlar, koordineli gitmiyorlar. Birisi ayrı zamanda kazıyor, birisi ayrı zamanda kazıyor. İSSU'nun su kazımları var, boruları değiştirme. O zaten bir felaket. Değiştirme İSSU çalışması var. Şimdi farz edelim ki bu 5 yılda bitiremedi bunlar. Hadi gaz bitti de İSSU bitiremedi. 5 yılda biz bu yolları ne yapacağız? Bu çile devam mı edecek? Aynı belediye başkanını bir daha seçerek. Bütün belediye başkanları öyle demez mi abi? İkinci döneminizde sadece koştuğu için söylemiyorum. İkinci dönemde de bitireceğiz. Daha i̇şte başladık. Mi? İkinci dönemde de bitecek. Kalpazık. Siyaset yani de böyledir ya, ondan diyorum. Biz herhangi bir, benim bunu CHP yapmış ya da AKP yapmış ya da başkası yapmış, bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren evet, bu hizmetlerin açılması. Geleceğim hocam size tekrar ondan sonra. Hı. Erol Bey'le de devam edelim biraz. Şimdi ben Erol Bey'e bakınca çevrecilik geliyor aklıma demiştim ya. Çamlı Park'ta bir proje yapılmakta. Gerçi önceki başkan CHP'li Sayın Gönenç tarafından başlatılan proje ama şu an ne aşamada? Az önce konuşurken anlattınız yayından önce. Sabah girdim şöyle bir baktım. Ağaçlar maaşlar bitmiş evet, demiştiniz. Siz bir çevreci olarak oradaki projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Çamlı Park konusu gerçekten Bergamalıların yüreğini sızlatan bir durum. Şimdi burada mesela ben çocukluğumda çok iyi biliyorum. Hatta o Çamlı Park'ta ortaokul yıllarında garsonluk yapmıştım. Evet. Kermes günlerinde Bergama köylüsü Kermes'e geldiğinde orası açık hava oteli gibi oluyordu. Köylü Çamlı Park'ta o arka kısımlarında yatıyordu. Ailece ha, böyle çimlere uzanıp orada sabahlıyordu. Yani burada Bergamalı'nın gerçekten anıları çok. Bu anıların yanı sıra merkezde tek eşi olan. Biz önceki dönem Başkan Mehmet Gönenç'le de bu konuda karşı karşıya gelmiştik. Yani bu kamusal alanın oraya işte restoran, kafeterya vesaire beton dökülerek, yani orası şu an gidin, yani Bergamalılar önünden geçiyorlar işte bir inşaat şantiye ortamında, ama şöyle bir lütfen içeri girip baksınlar. Ortaya çıkan aslında inşaatın nereden baksanız %80'i tamamlanmış orada. %80'den fazlası hatta. Tam bir şantiyeye dönüşmüş. O şantiye kurulduğu günden beri, yaklaşık bir yıldan beri orada park bahçeler orayla ilişini kesmiş. Yani orada eskiden her gün park bahçelerde görevli çalışanlar gidiyordu. Çimini, İşte çiçeğini, ağacını, bunların bakımı yapılıyordu. Proje ama devam ederken de bakım yapılıyordu değil mi? Yapılması gerekiyordu, yapılmıyor şu an. Evet. Yani 31 Mart'tan sonra bu bakımlar yapılmadı diyorsunuz. Ama öncesinde proje başladığında en azından ağaçlara bakılıyor muydu? Yok, o zaman da mı bakılmıyor? Hayır, şantiye haline geçtikten sonra hiç bakılmadı. Orada bakım olayı bitti. Evet. Yani hal böyle olunca da oradaki zaten bir kıyamet ağaç kesildi.
Ve şu an o beton yapıların etrafındaki ağaçlar da kurumaya başladı. Yani bunları sosyal medyada paylaşılıyor. Proje de çok beğenilen bir proje olmadı herhalde, değil mi? Yani işte burada Bergama halkının elinden o insanlar o ağaçların gölgesinde, işte o çiçekli ortamda ücretsiz kullandıkları bir alan, yani çekirdeğini alıp gerekirse içeceğini alıp oturup bir kenarda ücretsiz kullandığı bu kamusal alan ticarileştirildi. Biz o günlerde de önceki belediye başkanımız Gören Şe'de bu konuyu tartışmıştık çok. Yanlış yaptığını vurgulamıştık. Ama maalesef bir... Bunu yaptı maalesef. Peki şimdiki yapıldı. Belediye başkanı ne yapabilir? Bu projeyi kucağında buldu. Devam etmeyebilir ama %90'ı bitmiş. Şimdiki başkana düşen ne burada size göre? Şimdiki başkana düşen bu saatten sonra, yani görev aldıktan sonra o alanın daki bitki örtüsünün görevlilerce bakımların yapılmasını sürdürmesi gerekiyordu. Biz günlerdir uyarıyoruz, işte Çamlıparkta ağaçlar kurudu, müdahale edin, kamuoyunu bilgilendirin, ne yapıyorsunuz diye. Aylardır ses yok. Yani şimdi gerçekten şehir merkezinde bakın, İstiklal Meydanı'ndan oraya gelinceye kadar, Bergama girişinden oraya alacağı kenara bırakın, gelinceye kadar merkezde başka ikinci bir yeşil alan yok maalesef. Evet. Yani o açıdan burada hatta böyle bizim Bergama sorunlarını tartışıyor sayfamız var. O sayfada o fotoğrafları yayınladık. Yaşlı başlı insanlar bayramdan sonra gelelim, eylem yapalım. Yani bu durumun önüne geçelim bir şekilde diyor insanlar. Ben onun için belediyenin bir an önce Çamlıparkla ilgili proje artık tamamlanmak üzere ama oradaki bitki örtüsünün, ağaçların bakımı konusunda ciddi bir efor harcamasını, kurtarılacak olanların kurtarılmasına ciddi zaman harcaması ve Bergama halkını bilgilendirmesini istiyoruz. Yani bu kadar atla deve değil yani bu park bahçeler birimi. Sonuçta geniş bir çalışma ekibi olan bir yapı. Başka çevrecilik faaliyetleri konusunda aklıma gelen en önemli şeylerden bir tanesi de bu Kozak'ta fıstık çamur rekoltesinin düşüklüğü. Hatta muhtarlar toplandılar, bakanla görüştüler vesaire. Evet. Bir türlü onun sebebi bulunamadı. 10 yılı aşkın süredir bu sorun yaşanmakta bölgede. Sebep bir türlü bulunamıyor. Artık Allah vermiyor ürünü kadar geldi konu yani. Başka bir bilimsel olarak açıklaması olmadı. Şimdi Kozak'ta da bir çevre felaketi aslında yaşanıyor mu? Madencilik var, altın madeni var, taş madenciliği var. Şimdi önce şunun adını iyi koyalım. Yani Kozak konusunda yerel yönetim, muhalefet samimi ise öncelikle Kozak'taki çam fıstığının %90 kaybın, yani %10'lara düşen bir şey var, kayıp var. %90'lık bu kaybın 10 yıldır çaresinin bulunamaması bana göre Bergama'nın ayıbı. Altını bunu kalmış şekilde çiziyorum. Enstitü kurulması da reddedildi. Şimdi burada çam fıstığı verimli olmayınca Kozak'ta yaşayan insanlar yıllardır varlığa alışmış, çam fıstığının getirdiği o zenginliğe. Şimdi varlıktan yoksulluğa düşünce insanlar, Kozak'ta çok ciddi bir ağaç katliamı var. Bunu da altını çizelim. Bunu kim yapıyor? Kozak'ta çok ciddi bir ağaç katliamı var. Bunu kim yapıyor? İnsanlar mı? Kozak köylüsü yapıyor. Evet. Çaresizlik. Yani 10 yıldır bel bağladığı tek ürün. Hayvancılık bile doğru dürüst birkaç köy dışında doğru dürüst yapılmıyor. Şimdi burada geçmişte Bergama Belediyesi'nin yaptığı işte
bilimsel toplantılar oldu, ticaret odasının oldu. Şimdi bu 10 yıllık sürenin sonunda bakıyoruz. Meclise İzmir milletvekilimiz bir öneride bulunuyor. İşte böyle bir, hatta espriyle karışık. Yani bu herkesin gergin bir meclis ortamı sonrası. Bu işte bir yörenin herkesin bütün siyasi partilerin destek verebileceği bir öneri, el birliğiyle geçirelim gibilerinden. Ama bir bakıyorsunuz karşısında iktidar kanadı red ediyor. Maliyeti yüksek diye reddedildiği falan söyleniyor ama şimdi, tabii gerçek neden ne onu bilmiyoruz. Yani düşünün. Geçen gün bir meclis üyesini konuk ettim, Nezih Bey'i. O zaman büyükşehir kursun diyor. Evet. Büyükşehir'e o zaman isteyelim. Büyükşehir'den isteyelim. Büyükşehir kursun. Şimdi büyükşehir kurabilir. Büyükşehir kurabilir ama bizim buradaki basiretsizliğimiz, yani 10 yıldır bu işin sadece bu Bergama'ya özgü de değil. Yani Kuzey Afrika'da, Avrupa ülkelerinde, İspanya'da, Portekiz'de de vardı. Mesela geçtiğimiz günlerde Kozan en büyük fıstık tüccarı benim yanıma 5-10 kişi versinler, Portekiz bu işi çöz dedi. Yani Kozan fıstığını Ben bu işi çözerim diyor. Bir numara ismini de söyleyeyim, Nadir. Nadir Bey. Yani şimdi Kozan yıllardır fıstığını... Ben bu sorunu çözerim mi diyor. Kozan fıstığını yıllardır Avrupa'ya pazarlayan kişi bu. Ne diyor size, tam olarak ne dedi? Tam şunu söylüyor. Yani Portekiz bu işi çözdü. Evet. Benim yanıma 5-10 tane arkadaş versinler, gidelim Portekiz'e. Öğrenelim. Gelelim burada uygulayalım diyor. En pratik yöntem. Yani burada... Orada aynı sorun mu vardı acaba? Orada da aynı. Ama burada sorunun ne olduğu daha belli değil. Ama işte yani burada şimdi Sayın Bakan şimdi CHP'nin önergesinden sonra iktidar kanadı reddetmesiyle birlikte işte Kozak muhtarlarının bir Ankara çıkarmasına kalkıştığı günde bir bakıyoruz iktidar kanadının hareketleniyor. İşte bakanla görüştürelim, biz de gelelim, ticaret odasını alalım falan filan. Tamam, iyi hoş ama yani bu enstitüye ne karşı çıkılıyor o zaman? Burada bakanın da çok bana göre nasıl bir örnek, garip bir örnek vermiş. İşte geçmişte patates enstitüsü de kuruldu ama hiçbir işe yaramadı. Şimdi yöre insanı bundan medet olmuyor, çare olmuyor. Bunun çok maliyeti, Kozan kaybının yanında bu enstitünün maliyetinin lafı bile olamaz mı bana göre? Yani o açıdan burada günübirlik Kozak'taki verileri değerlendirecek bir laboratuvarın kurulup bilimsel önlemlerle bu işin nasıl önüne geçileceği bana göre vakit geçirilmeden gerçekleşmeli. Ama o Kozak'taki ihracatçı firmanın sahibinin önerisinde dikkate almakta belki yarar. Belki bu kararlarını var. Belki gözden geçirirler, belki düzeltip kurulmasına karar verebilirler. Yani 10 yıldır Bergama havanda su dövdü. Evet. Tekrar Fikret Bey'le devam edelim. Yavaş yavaş toparlayacağız ondan sonra. Sizden de son cümlelerinizi alalım. Başka neler söylemek mümkün efendim geride bıraktığımız süre için? Şimdi... Ve beklentiniz ne demokrasi platformu olarak önümüzdeki süreçte? Bizim birkaç tane şeyimiz daha var. Örneğin bir tanesi bir ihtiyaç olan hasta yakınları konuk evi. Sayın Başkan bu konuda hiçbir şey söylemiyor. Mecliste dinledik kendisini. Kapandı diyorlar orası için. Kapanmış mı? Mecliste dinledik kendisini. Siz de oradaydınız. Yok ben yoktum da haberim var ama. Mecliste dinledik kendisini. İşte hastane yönetimiyle diyalog kuracaklarını, bir şekilde açmaya çalışacaklarını söylüyorsa orası ruhsat sorunu olduğunu söyledi. Benim bildiğim kadarıyla ben çok vakıf değilim olaya ama zaten ruhsatları belediye veriyor. Şimdi belediye bu ruhsat sorununu çözümleyip bir an önce o hasta yakınlarına, hastanede uzun süreli kalan, zaten hasta yakını konuk evi demek, hastanede uzun süre kalan hasta yakınlarının gecelerini araçlarının içerisinde yatarak ya da kafeteryalarda geçirmesi aklımıza geliyor. Evet, bunu önlemek için o yapıldı. Bunu önlemek için orası yapıldı
Ve orası şu anda kapalı değil ama sadece bir kişi bırakılmış duyduğumuza göre. Ve orası fiilen kapalı. Resmen değil, fiilen kapalı. Belki de resmen açıldı ama fiilen açılmadı da diyebiliriz. Açılmadı. Acilen burasının, bu hasta yakınları konuk evinin, belediyenin hasta yakınlarına tahsis etmesini istiyoruz. Hemen. Peki tam kapasite çalışıyor muydu orası bu iktidar gelene kadar yerelde? Zaten 25 Mart'ta sanırım. Ya da o tarihlerde açıldı. Yapıldı. Ama bir türlü tam çalışamadı. Açıldı. O tarihten üstüne Mart'tan yaklaşık 5 ay geçti. 5 aydan beri. Ya çalıştırmak için neyi bekliyorsunuz diyorsunuz? Çalıştırmak için neyi bekliyorsunuz ya da ne gerekiyorsa niye yapmıyorsunuz diyoruz. Evet. Bu oradaki hastalarımızın ki Bergama Hastanesi bu çevreden de hasta alıyor biliyorsunuz. Kınık'tan, Dikili'den, Çandarlı'dan. Kınık'tan biraz azaldı şimdi hastane. Yani yapınca. Hastane yapıldı ama burası daha tam teşekküllü olduğu için. Evet. Sonuçta köylerimizden gelenler var. Orada mağdur oluyor. Bu insanlar sabaha kadar sandalye üzerinde bekliyor. Orada hazır bir şey varken. Bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Niye evet. Açılmıyor? İkincisi bir diğeri. Bergama deyince aklımıza, dünyadan Bergama tarihi deyince bir kültür mirası geliyor. Ya UNESCO'nun da dünya mirası listesinde. İşte bir dünyanın en dik tiyatrosundan bahsediyoruz. Hala 2000 yıl önceki tiyatro hala fiilen hizmet veriyor. Asklepion'daki antik tiyatro. Ve Bergama Kültür Merkezi'nin tiyatrosu şu anda kapalı sayılır. Yani 5 aydan beri okulların müsamere salonuna döndürüldü. Biz istiyoruz ki Bergama kültür mirası olan bir kent eskiden 2000 sene önce binlerce kişiye hizmet verirken şimdi 300 kişilik salonu bile açamıyoruz. Ya da kapalı tutuyoruz ya da başka bir nedeni var. Bunu derhal biz harekete geçmesini istiyoruz. Bergama Demokrasi Platformu olarak. Bu yine bir kültür tiyatro festivali vardı. Bunun iptal edildiğini duyuyoruz. Edildi mi edilmedi mi de bilmiyoruz net olarak. Bunların bu tiyatro festivallerinin kente canlılık kazandıracağını, hayat kazandıracağını biliyoruz. Kültür faaliyetlerini, kültür faaliyetlerken biz ne anlıyoruz? Ya belediye birçok şeyi tabii ki bir kermes yaptı. Kermes zaten neredeyse 100 yıldır yapılan bir şey. Kermes bazen şöyle yapılır, bazen böyle yapılır ama kermes yapılıyor zaten. 37'den beri yapılıyor. Yani 90. yıla yaklaştık. Onun için kültür Bergama'nın bir kere kütüphanesinin açılması lazım. Bergama Kütüphanesi'nin çünkü Mısır'la mücadele ettiği, papyrüsten parşömene geçtiği nedeni dünyanın en büyük kütüphanesi Bergama'daydı. Şimdi biz kütüphanemizin çalışanını ki Türkiye Kütüphaneciler Derneği ikinci başkanı ve yazar bir arkadaşımızı alıp belediyenin deposuna kilitledik. Belediyenin alt katında, mahzende. Alt katta, zemin mahzende. Katta kıpırdarsan işten atılırsın korkusuyla. Mobbing mi uygulandı? Kütüphane. Ne yaptı bu arkadaşımız dediniz? Neyi şeydi? Kütüphane memuru neydi? Arkadaş. Yok onun vasfı neydi? Türkiye Kütüphaneciler Derneği ikinci başkanı. Öyle mi? Ha. Aynı zamanda 3 tane de yazdığı kitap var. Yazar. Ve bu arkadaş oradan kütüphanenin çalışanı. Biz bu kütüphane çalışanını alıp belediyenin zemin katına kilitledik. Yani oradan çıkamıyor. Çıktığı an zabıt tutuluyor hakkında yerinde yoksun diye. Geçen çıkmış ya çay içmeye çıkmış. İnsan kaynakları müdürü soruşturma açmış. Soruşturma açmış. Ve ben insan kaynakları müdürüne ya da sayın başkan gitti mi bilmiyorum. İndim aşağıya. Ben bizzat gidip gördüm. Acaba nedir diye gidip gördüm. Nasıl bir yerdir diye. Kesinlikle oturulacak bir durulacak bir mekan değil çünkü güneş temizlik malzemeleri güneş almadığı gibi temizlik malzemelerinin deposunun kapısına oturtmuşlar. Orada bekleyeceksin diye. Orada bir yangın çıksa, malzeme kaybolsa sorumlusu olacak. Çünkü orada oturuyor. Ya da arşiv görevlisi olarak oturuyor. Arşiv diye bir şey yok. Yani biz kütüphane... Bir nevi işkence mi diyorsunuz? Bir yani? Nevi işkence. Kütüphane, ya mobbing. Kütüphane memuru kütüphanede bulunmalı diyoruz. Ve yıllardır burada bir gelenek haline gelmişti biliyorsunuz. Ama o durmasa orada başka birisi bulunmayacak mı? Hayır, kesinlikle orası öyle depo bir, zaten. Öyle mi? Öyle bir kadro yok zaten. Ha, öyle bir kadro arşivde başında bekleyen öyle bir şey yok. Yani bu arkadaşımız onun dışında başka arkadaşlar da var ama özellikle bu arkadaşa yapılan mobbing gerçekten hepimizi üzüyor. Vicdanları yaralıyor. Yani şimdi hatta dün kendisi yanılmıyorsam savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Yani bir kere nefes alma, çay içmeye çıktığında
Hemen insan kaynakları müdürü geliyor. Küfürlü müfürlü, yani sonuçta amir olabilirsin ama çalışanına karşı nasıl davranacağın konusunda 657 açık. Onun için bu arkadaşın adeta belediyenin mahzenine gömmeye çalışıyorlar. Lütfen, yani işten çıkarmadık şeyler yapılıyor ya, söyleniyor ya. Evet. Yani bu mobbingle insanları işten çıkarmaya zorluyorlar. Yani şimdi ziraat mühendisi, orman mühendisi, bu arkadaşlarımız teknik personel. Bu arkadaşlarımızı sıradan memurluklara vermeleri, işte fen işlerindeki yıllardır geçmişte görev yapmış, müdürlük falan yapmış bir arkadaşımızı park bahçelere vermeleri. Yani mesleğinde belki 30 yılı çalışıyor, başarılı insanlar. Yani müdürlerle şey yapabilirsiniz, ben bu müdürlerle çalışmayacağım diyebilirsiniz ama geçmişte yazı işlerinde, işte Bakırçay şirketinde vasıflı insanların, üniversite mezunu, teknik mühendislerin, Bergama'nın bir tane orman mühendisi var, bir tane ziraat, bir ya da iki tane ziraat mühendisi var. Şimdi bu insanları vasıfsız bir işe vermenin alemi var mı? Yani bu insanlara biz devletin verdiği maaş, o vasfından dolayı o işi yapmakla tanımlanmış bir maaş. Yani bunları anlamak zor. Yani bunlarla uğraşmak Bergama'da görev yapan ekibi hakkında kamuoyunda hoş bir intiba bırakmıyorlar. Terk etmelerine çok yarar var. Çok teşekkür ederim. Bir cümle eklenebilir belki. Ondan sonra kapatalım. Ben biraz zaman isteyeceğim. 1-2 dakika. O zaman hocam son cümlelerini alalım. Evet, ondan sonra. Şunu istiyoruz. Özellikle Bergama insan olarak, Bergama halkı olarak belediyeden herkesin bir talebi vardır. Bizim de, evet. Biz de Bergama'daki yaşayan, Bergama'nın havasını, suyunu koklayan, havasını alan bir insan olarak Bergama'da bütün insanlara, düşüncelerine bakılmaksızın, inançlarına bakılmaksızın, siyasi düşüncelerine, etnik yapılarına bakılmaksızın herkese eşit ve adil davranılmasını istiyoruz. Yani bu çalışmak istediğiniz insanları kendiniz belirleyebilirsiniz. Ancak insanlara mobbing yapma gibi, ben çalışıyorsam benimle, ya benimle çalışırsın ya da benim dediğimi yaparsın, benim dediğimi yapmazsan da kapı dışarıda kalırsın gibi bir anlayış istemiyoruz. Ve Bergama binlerce yıldan beri gelen bir kültür merkezi, kültür mirası. Bergama kültür merkezinin okulların müsamere salonu olarak kullanılmasından çıkarılmasını ve Bergama'nın gerçekten tiyatrosuyla, konserleriyle, müziğiyle herkese hizmet verir konuma getirilmesini istiyoruz. Yani herhangi bir ayrımcılık istemiyoruz. Biz herhangi bir siyasi parti adına burada değiliz. Evet. Herhangi bir örgüt adına burada değiliz. Biz Bergama insanıyız gerçekten. Demokrasi platformunun bileşeni olarak buradayız. Ve demokrasi platformunda en başta belirttiğimiz gibi tüm herkese ama insanlara adil, eşit. Demokrasi platformuna üye olan parti, üye derken yani o platformun içinde olan siyasi parti var mı? Siyasi partiler de var. Yani hangileri var? Bunun CHP var. CHP var. Yani ÖDP var. ÖDP var. Siyasi partiler de var. Atatürkçü Düşünce Derneği var. ADD var. Pir Sultan Abdal Derneği. Yine aynı soruyu soracağım. Sağ parti yok mu? Valla İYİ Parti'yi de bekliyoruz bugünlerde. Kendilerine öyle bir İYİ Parti'yi de bekliyoruz. Var mı? Tabii. Evet. Onların da sonuçta yani mücadelede emek veren insanlar. Sadece örgüt değil, bireyler de var. Yani bireyler bireysel olarak da bunun içerisine girebiliyorsunuz. Yani sadece bir şey var burada. Demokratik, laik, hukuk devletine inanan, sosyal hukuk devletine inanan bir topluluk. Topluluk evet. Yani bunun peki. İçerisinde herhangi bir şey ayrımı yok. Bu aynı şekilde bir AK Partili de gelip ben de burada bu minvalde bulmak istiyorum diyebilir. O da kimseye bir sakınca yok. Teşekkür ederim hocam. 1-2 dakikada Erol Bey'le. Şimdi Kozak, çam fıstığı konusuna değindik de. Evet. Kozak'taki aslında tarihin görmediği bir talan yaşanıyor şu an Kozak'ta. Altın madeni yeni ocaklar açmanın arifesinde Kapıkaya da ve Yukarı ve Gelintepe mevkiinde bu iki nokta hatta an meselesi, her an burada kazmaya uğrabilirler.
Biz seçimden sonra 5 Nisan'da orada bir keşif oldu. Keşfe gittik. Evet. Madenin çalışacağı bölgeyi yaklaşık 9 tane 8-9 tane bilirkişi değişik üniversitelerden akademisyenler, hocalar geldiler. Onlarla birlikte o alanı gezdik. Onlar gözlemlediler, raporlarını tuttular. 2-3 gün önce bilirkişi heyetinin raporu açıklandı. Kozan lehine, yararına bir karar çıktı bilirkişilerden. Evet. Yani burada bu işin yapılması da mümkün değil. Bilimsel açıdan geriye dönüşü zor, imkansız tahribatlar açacaktır şeklinde bir rapor. Dolayısıyla karara uyuluyor. Bu karara işte uyulmasını, bilirkişi raporunu dikkate alınarak özellikle Kozan bu bölgesinde tamamen geçmişte de bu yargıda davalar kazanmıştık. Bilirkişi heyetinin raporuna uyulup bu yöredeki bir belanın daha def edilmesini istiyoruz. Bunun dışında taş ocakları yine tarihin en büyük kapasite artırımlarına gitmek istiyorlar. Bunlardan işte biri aşağı cuma efendim Hacı Hamzalar Bergaman 2 köyü, Buraniye'nin Hacı Bozlar ve Ayvalık'ın Bağyüzü, bu 4 köyün ortasına daha önce 3800 metreküp yıllık kapasitesi olan taş firması kapasitesini 72 bin metreküpe çıkarıyor. Yani 18 kat arttırıyor. Belki bu köyler haritadan silinecek. Biz bu şirkete karşı muhtarlarımızla, yöre köylüleriyle bunun yaklaşık 4 yıldır mücadelesini veriyoruz. En son Mayıs ayında, yanılmıyorsam 9 Mayıs'ta Ankara'da nihai karar verilecek inceleme değerlendirme kurul toplantısı. Biz Sayın Önümüzdeki Başkanı... Önümüzdeki 9 Mayıs'ta. Geçtiğimiz, evet. Geçtiğimizde 9 Mayıs'ta mı? Geçtiğimiz 9 Verildi Mayıs'ta. Verildi mi peki? Verilecekti. Henüz daha o karar verildi ama kamuoyuyla paylaşılmadı. Ne karar çıktığı belli değil. Ne karar çıktığı daha henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Biz o yöredeki köy muhtarlarıyla, hatta 6-7 muhtar, yine AKP'nin Kozak'taki belediye meclis üyesi Taner Bey, hep birlikte başkanı ziyarete gittik. Derdimizi anlattık. Böyle durumlarda geçmişte belediye başkanımız Görenç atlıyordu. Ankara'ya muhtarlarla bizimle birlikte geliyordu. Yani bu kentin seçilmiş en birinci derece temsilcisi olarak Bergama halkının iradesini ortaya koyuyordu ve birçok yerde durdurduk. Yani bu taş ocağı olur. Örneğin işte Zeytindağ'da çimento fabrikası, termik santralı, bunları durdurduk. Aynı şeyi Sayın Koçlu'dan da bekliyorsunuz? Sayın Koçlu'dan bekledik. Önemini anlattık. Kendisine bu konuyla ilgili bilgiler verdik. Maalesef o toplantıya gidilmediği gibi, yani söz verildi halde o toplantıya maalesef gidilmediği gibi Koza dair yerel yönetimin ne yapacakları konusunda kaygılarımız çok fazla. Özellikle altın madeni şu anki yerel yönetim tarafından korunuyor. Yani şimdi altın madeninin Kozak'ta açacağı ocaklar Kozak'ı bitirecek nitelikte yerler. Yukarı Bey, Kapıkaya, efendim Çukuralan'dan kapasite artırımı yaptılar, dikilin Çukuralan köyünden. Aşağı Bey ve Kaplan fıstık çanlarına dayandılar. Önümüzdeki günlerde buraya girmeyi önlerine koymuş durumdalar. Şimdi bu durumda Bergama Belediye Başkanı'nın altın madenine karşı ben Kozak'ı koruyacağım diyebiliyor mu? Bu sözü kamuoyunun önüne çıkıp vermesi gerekir. Peki. Benim için Kozak köylüsü, Kozak halkı önemlidir. Bunun sözünü verebiliyor mu? Net söylediniz. Anlaşılmıştır herhalde. Evet. Evet. Ve bir şu önemli çok. Altın madeninin kayyumunun,
eski hala AKP ilçe başkanının Bergama Spor Yönetim Kurulu'nda ne işi var? Ali Ahmet Çiğli mi? Çiğli olabilir. Pardon, Çiğli. Evet. Çiğli. Diye hatırlıyorum. Evet, evet. Çiğli olabilir. İsim vermeyeyim ama o kişinin madenin kayyumunun Bergama Spor Yönetim Kurulu'nda ne işi var? Bunu benim gibi Bergamalı merak ediyor. Futbolu seviyordur belki. Futbol aşkı olabilir ama siz firmanın Bergama Spor Yönetim Kurulu'na temsilcinin girmesiyle birlikte Kozak'ta niyetlerinizi ortaya koymuş oluyorsunuz. Lütfen Sayın Başkan çıksın. Bugüne kadar Bergama Belediyesi'nin açmış olduğu davalar var. 7-8 tane dava var. Yıllardır bu davaları sürdürüyoruz. Altın madenini, iki tane atık barajı, birinde 3.8, birinde 4.2 milyon ton, pardon 2 milyon metreküp, devasa siyanürlü atık ağzına kadar dolu, üçüncüyü açtılar. Üstelik de yıllar önce DSİ'nin izin vermedi. Halil Bilol'un toprak dediği yere DSİ bir günde izin verdi hemen. Yani toprağı değiştirdiler, ne yaptılarsa artık. Ya da DSİ değişti. Evet. Açtığımız davalar var. Bu davalarla ilgili Bergama Belediyesi bu davaların arkasında duracak mı? Bunları merak ediyorsunuz. Bunları merak ediyoruz. Bu davalar önemli. Bugünlerde Kaz Dağları'nın para hırsı yüzünden, yani ülke ekonomik krize girdi efendim, buradan nasıl bir şeyler alırız? Hayır, bir şey alınmıyor. Altın madencileri bu ülkede, bu ülkeye bir şey bırakmıyorlar. Bu ülkeye bir şey bırakmıyorlar. Yani sırf Kirazlı'daki teşvik, yatırdıkları parayla neredeyse başa baş. Evet. Kesilen bizim 195 bin tane ağacımız oluyor. Oradaki bitki örtüsüne, oradaki canlı yaşamına son verilmek ve geleceğimizi adeta karartmış oluyoruz. Peki. O açıdan çok net iki soru. Kayyum'un Bergama Spor Yönetim Kurulu'nda ne işi var? Bir. Ki, İkincisi, açılan davalarda bugüne kadar Bergama Belediyesi'nin davacı olduğu davalarda Bergama Belediyesi bu tavrını önceki gibi sürdürecek mi? Bu kamuoyunun ve bizlerin gerçekten merak ettiği bir konu. Dilerim burada Bergama'nın tarım alanlarını korumaya yönelik bir tavır gösterirler. Kozak köylüsünün yüzünü güldürürler. Temennimiz bu davalarını arkasında durmaları. Peki, tamam hocam. Teşekkür ederim. Erol hocam, bir cümle katkılarımla olarak bir cümleyle açtık. Şimdi yaklaşık 20 kat artacak dedi taş ocaklarının şeyi. Bu demektir ki Bergama'nın içerisinden geçen 100 tonluk kamyonların sayısının 20 kat artması demek. Şu anda zaten kilitleniyor trafik o yolda. Ona yeni bir alternatif yapılacağını geçen gün söyledi ama belediye başkanı. Yani yeni alternatif yapılırken de biz neler yapıyoruz? Olan geçmeyecek. Yeni alternatifler yapılırken de ne yapıyoruz? Yeni yollar, yeni ağaçlar kesiyoruz sürekli. Yani gönül ister ki hem bu taş kamyonlar buradan geçmesinler. Zaten biliyorsunuz çok sıkıntı yaratıyor. Hı hı. Bunun 20 kat artması demek, buradan geçen araçların akşama kadar adeta tren katarı gibi katarla arka arkaya geçmesi demek. Bu da dikkate alınmalı. Çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz konuk olduğunuz için. Değerli izleyiciler, Bergama Demokrasi Platformu da konuştu. Mikrofonumuz bütün platformlara, bütün siyasi partilere, bütün vatandaşlarımıza açık, hepimizin gördüğü gibi. Çok teşekkür ediyorum tekrar Sayın Engel'e ve Sayın Parlas'a. Değerli dinleyiciler, Sayın izleyiciler, bayramdan önceki son programımız olması nedeniyle iyi bayramlar da dileyelim aynı zamanda. Biz de iyi bayramlar diliyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Egedesonses.com